Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed İkbal Filiz. Bugünkü videomuzda sizlere iPhone'da silinen fotoğraflar veya videolar nasıl getirilir bunu göstereceğim. Bu konuyla alakalı yaptığım araştırmada en başarılı bulduğum program TenorShare arkadaşlar. Bakın şimdi birazdan yazacağım buraya. Bazı programlar var hani bu fotoğrafları veya videoları kurtarmak için ama onlar pek bir sonuca ulaştırmıyor bizi. Çevremde bulunan birçok arkadaşım da bunu kullanıyor. Bunu size önermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Google'a girdikten sonra TenorShare yazalım. Şimdi arkadaşlar bu TenorShare kurumsal bir internet sitesi. Yani sizin iPhone telefonunuzda hem fotoğrafları hem de videoları kurtarabilir. Aynı zamanda Apple tabletlerinizde dahi kaybettiğiniz ya da yanlışlıkla silmiş olduğunuz fotoğraflarınızı ve videolarınızı kolay bir şekilde bulabiliyor. Karşımıza çıkan bu internet sitelerinden .net olanı seçmiyoruz arkadaşlar. Hemen aşağıda bulunan tenorshare.com olan kısmı, yani bu gerçek internet sitesi, bunu seçiyoruz. Benim burada bir hatırlatma yapmam gerekiyor izninizle. Bu yapılan tüm işlemler sadece bilgisayarda yapılmaktadır. Telefonda yapılmıyor. Bir önceki videolarımda yorumlarda yazan arkadaşlarımız olmuş. Bunun için bunu söyleme gereği hissettim. Devam edelim arkadaşlar. Karşımıza bu şekilde bir ekran açılıyor. Şimdi bakın bu kısımda bulunan Free Download kısmına basıyoruz ve bunu bilgisayarımıza indiriyoruz. Birçok defa indirilen ve takip edilen güzel bir uygulama arkadaşlar ve gerçekten de başarılı buluyorum ben bunu. Bu siteye gelerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Şu anki kullandığınız iPhone telefonunuzda iCloud'a yedekleme yapmasa bile arkadaşlar bunu kurtarma şansı var. Bu bilginin altını çiziyorum, aklınızda bulunsun bu. Masa üstüne attım arkadaşlar. Daha sonrasında bunu sağ tık yapıyoruz. Ardından yönetici olarak çalıştırıyoruz. Buraya dikkat edin. Karşınıza çıkan pencerede install deyip devam ediyoruz. Kendi internet sitesine girerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz bu kısımlardan özellikle. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlar kısmından bana her zaman yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de sizlere bu kısımda destek olabilirim. Şu an işlem tamamlandı arkadaşlar. Ardından start deyip bunu çalıştırıyoruz. Daha sonraki aşamaları anlatacağım sizlere. Programımızın ismi arkadaşlar TenorShare Reboot diye geçmektedir. Program açıldıktan sonra bazı driverları kurmak zorunda. Hani Apple Driver gibi. Bunlar için de biraz beklememiz gerekiyor. Ardından telefonumuzu bilgisayarımıza bağlayacağız. O kısmı da anlatacağım size nasıl yapacağınızı. Bu arada arkadaşlar bu kısmı anlattıktan sonra başka bir videoda bunun ücretsiz halini anlatacağım. Çünkü bu yukarıda görmüş olduğumuz kısımlarda buy now diyor. Yani satın almamız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda buraya kayıt olacağız. Ben bu aşamayı da anlatacağım sizlere arkadaşlar. Nasıl kayıt olacağınıza dair. Bazı arkadaşlarımız kayıt olma aşamalarında hata yaşıyor. Veya işte kayıt olduktan sonra kendisine kod gelmiyor. Bu şekilde bazı problemler olabiliyor. Çünkü TenorShare de kendisini sürekli güncellediği için bazen böyle problemler olabiliyor. Tam 2 saniye sonra programı yeniden başlatacak. Bu aşamaları ben normalde beklemezdim ama hani sizler için baştan sona bu aşamaları görmenizi istiyorum. Bu yüzden bekledim. Bu aşamada yapmanız gerekenleri anlatacağım sizlere. Öncelikle iPhone telefonunuzun şarj aletini normal telefona takar gibi. Bakın şu anda mouse'da gösterdiğim şekilde yapıyoruz. Şarj aletinizin küçük ucunu telefona takıyorsunuz. Büyük ucunu ise bilgisayara takıyorsunuz. İşlem bu şekilde işliyor. Daha sonrasında Enter Recovery Mode kısmına basıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında karşınıza bir pencere açılıyor. Bu pencerede telefonunuzu bir taramanız gerekiyor. Tarama yaptıktan sonra daha önce bulamadığınız tüm fotoğrafları buradan bulabileceksiniz arkadaşlar. Ben devam etmeyi çok isterdim çünkü benim telefonum arkadaşlar iPhone olmadığı için maalesef bu aşamada devam edemiyorum Samsung kullandığım için. Şu şekilde yazılar yazacak. Ben göstereyim sizlere bunları arkadaşlar. Mesela böyle. Bu şekilde karşınızda klasörler göreceksiniz. Bu klasörlerde bir tarama yaptıktan sonra daha önce ulaşamadığınız tüm fotoğraflar veya videolar bu klasörlerin içerisinde bulacaksınız. Fakat bu aşamaları yapmadan önce öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Nasıl kayıt olacağız onu göstereyim sizlere. Öncelikle bunu satın almamız gerekiyor. Satın aldıktan sonra işlemlerimizi yapabiliyoruz. Yani bu kayıt olma işlemlerini yapabiliyoruz. Yani eğer işiniz acilse ve çok hızlı yapmak istiyorsanız arkadaşlar bir aylık sadece 29 dolara bunu satın alabilirsiniz. Ardından mail adresinizi giriyorsunuz. Daha sonrasında mail adresinizi arkadaşlar bu şekilde kodlar gönderiyorlar. Daha sonrasında size gönderilen, yani mail adresinize gönderilen kodu buraya giriyorsunuz. Ardından register diyorsunuz. Yani öncelikle satın almamız gerekiyor bu programı. Ondan sonra kullanabiliyoruz maalesef.
Fakat biraz daha beklerseniz ben bunun ücretsiz halini anlatacağım. Bazı araştırmalar yaptım. Bu araştırmada ise bu programın arkadaşlar ücretsiz olarak kullanıldığını gördüm. Ben de bunu anlatacağım sizlere nasıl yapıldığını. Bu programın ücretsiz hali üzerinde şu anda çalışıyorum. En kısa sürede kanalımda yayında olacak. İsterseniz kanalımdan takip edebilirsiniz isterseniz. Eğer işiniz çok acilse arkadaşlar sadece 29 dolara bunu satın alarak telefonunuzda bulunanları kurtarabilirsiniz. Bu aşamaları tekrar ediyorum. Öncelikle satın almamız gerekiyor. Satın aldıktan sonra mail adresinize kod geliyor. Bu kod geldikten sonra şurada bir anahtar simgesi var. Bu anahtar simgesinin üzerine bastığınızda sizden önce email adresini talep ediyor. Kullandığınız herhangi bir mail adresini buraya yazabilirsiniz. Ardından sizin mail adresinize yani buradan satın aldıktan sonraki aşamada arkadaşlar satın alınca size gönderecekleri kodu buraya giriyorsunuz. Ardından register diyorsunuz ve sisteme tamamen giriş yapmış oluyorsunuz. Yani size prosürümü alıyorlar kısaca. Bu kısımlarda aklınıza takılan farklı bir soru olursa yorumlar kısmından veya özelden bana her zaman yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalımda birçok eğitici videolar bulunmakta. Kanalıma destek olmak amacıyla abone olursanız çok sevinirim. Ben Muhammed Ekber Filiz. Kendinize iyi bakın. Thank you.